بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Irak'ın aydınlık yüzü olan Türkmen ile Uydu Televizyonu'ndan herkese iyi akşamlar. Saygıdeğer seyirciler, Türkmen ile Uydu Televizyonu her yıl hazırladığı için bir ilde yeni hicri yıl münasebetiyle hicret programı hazırlamışız sizler için. Bu programda Allah'ın izniyle hicretle olan bilgileri size vereceğiz. Bakalım hicret nedir ve hicret ha zaman olacaktı ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neçə kere hicret ettiler özü ve sahabalar ve başka bilgiler de sizinle paylaşacağız. Ve bizim yanımızda da konağımız Uydu Televizyonu'nda hocamız Şeyh Muvaffaq Rüya Camii'nin imam ve hatibi, bir de Yusuf Sıddiq Medresesi'nin müdiri. Hoş gelipsiz, safalar getiripsiz hocam. Hoş gördük, Allah razı olsun sizlerden de. Allah razı olsun. Bel aziz ve hürmetli seyircilerimiz, ilk önce Hapsuz'un yeni hicri yılı kutlu olsun. Girdik 1469 hicri senesine. Allah'tan dilerik bu ili de hayırlı ve bereketli ve salamatlı etsin ümmeti Muhammed'in üzerine. Yeni hicri yıl demek insanı değiştirmek demektir. Yeni yıl demek insanın ömründen bir il önce gitmektir. Gelin hocamızdan sohbet edin ve sorular sorak özünden ve cevaplarımızı alın. Hepsiniz birlikte çok bilgilere sahip olun. Hocam, ilk önce bakın hicret nedir? Hicretin manası nedir? Yani hicret ne demektir bizim için açıklasa özün seyircilerimize? Tamam. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala afdalil halki ecma'in. Allahümme erinel haqqa haqqan ve rızıkna ittiba'ah ve erinel batıla batılan ve rızıkna içtinabah ve ce'alna mimme yestemi'unel kavle feyettebi'une ahsana ve edhilna bir rahmetike fi ibadike salihin. İlk defadan bütün İslam bölgelerine, İslam alimlerine, hepsine diyarıq. Selamu aleyküm. Ve aynı zamanda da hepsine göz aydınlık ederiz. Bu ilk gün olduğu birinci senel hicriyenin ilk günü, Muharrem ayının ilk günü. Allah da Subhanahu ve Teala yerleri değerli etse, vaxtları değerli etse bunu özüne dayak eder. Bakarsan indi hacca diyarıq Beytullah, camlara diyarıq Beytullah. Aynı zamanda da Allah Subhanahu ve Teala bu ayı böyle tazim etmiş ki diğerler özüne Şahrullahil Muharram, yani bir muazzam ayıydı. Allah da Subhanahu ve Teala hepsi aylar özünündü ama bu aya fazla bir itibar vermiş. Onun için hatta din İslam'dan evvelde cahiliyet vakti ki kalmıştı özlerinde Hazreti İbrahim'in hanifi dininden, aynen bu ayı bugünü tazim ederdiler. Kardeş kardeşini görerdi. Görerdik kardeşimizi öldürüp, babamızı öldürüp, bu ay geldiğiden beraber, bu aylar girdiğiden beraber hemen daha kimseye değmezdi. Ve bu bir böyle bir muazzam aydı. Ve elbet İslam da geldi, bunu daha destekledi. Daha bu tazim olundu ve aynı zamanda da bazı işler meşruiyet etti özünde. Efendimizin rivayetiyle, sünnetiyle ki isimde mahsus ibadeler de olundu. Ve Allah Subhanahu ve Teala ki diyende hicranın nev'iyyatı nedir? Hicret İslam'da ne demektir? En büyük hicret Allah Subhanahu ve Teala açıklar Kur'an'da. Dir ve rizze fehcur. En mühim hicret odur. Harap fikirlerden hicret edesen, seyyiyetlerden, harap yollardan hicret edesen, ayrı fikirlerden, harap yollardan, harap arkadaşlardan, mahsiyelerden, ehl maasiden hicret edesen, en büyük hicret budur İslam'da. Ondan sonra geldi hicret-ül beden ki gevulden, canla hicret olundu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam rahmeten lil alemin İsa acaba sahabeleri için zayzaydı. Ve onun için akıl insan, hakim insan milletinin hakkını alı ama zaferi giritmez özlerini. Ve Efendimiz baktı bu sahabeler ilk defadan kalsalar Mekke'de bu müşriklerin tohumunu bulara ziyanları. Gün be gün umut var içinden yenge ile İslam olmayıp dininden döner. Ev aziyet alını İlk defa bunları hicret ettirdi özlerine, emri etti özlerine, yettiler Habeşe'ye. Orada ayakları üzerine durdular. Orada bir mübarek bir adam var, size destek çıkar. Bu mevzuların şeyini değerli ama muhtasarın diyerek. Aynı zamanda da bir ayrı bir tartışma, bir fikir oldu.
Sahabalar tığılat haber getti. Dediler İslamlardan müşrikler bir güzel bir ittifaka ve ama ulaştılar. Bunlar döndüler baktılar haber belediye gelmiş. Aynı zamanda da Efendimiz bir de dedi özlerine girdin hicret. Neden? Sahab sıkır sahabalarına çatışma vakti dedi. Adetleri, üddeleri tamam hele bir dedi. Aynı zamanda da aynen bir de yolladı özlerine Habeş'e. Bunlar hepsi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah keennehu sahabane bir büyük bir hicrete edecekti. Bunlar gidendiler Habeş'e. Umutlar var dönsün. Ama öglerice bir hicret var. Umutları olmasın dönmeğe. Keennehu tehye edirdi bu nüfusları. Onun için Efendimizin üzerine ziyan çok olanda sıkıntı çok oldu. Fe Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bildiği usta ki dinini, şer'ini, Allah'ın Subhanahu ve Teala kelamını başlardı arz etmeğe. Müşrikler bildiği usta ki Müslümanı elhamdülillah hepimiz bu tarihten haberdarız. Ama fezekir, tezkire babında konuşandak. Fe Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam fe bu arz eden de özünü Taif'e giydirdi, ayrı yerlere giydirdi. Ahirde Subhanahu ve Teala keennehu Efendimiz'e bilintirdi. Her yerlere giderse ama Allah Subhanahu ve Teala bir kapısı var her vakit Müslümansı açar. Ve bizim de aynı biz Müslüman olduğumuza bütün türlü kapılar bizim ögümüzde örtülende ama umudumuz Allah'tan kesmeyerek. Fe Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam keennehu dedi ya Muhammed. Eğer sana üçü bütün dünyanın kapısı örtülse ama biz sana üçü asmanın kapısına çağırık. Oydu İsra Mi'raj hadisası oldu. İsra Mi'raj hadisasından olandan sonra oydu Efendimiz için emir gelindi. Hicret yaptı. Büyük hicreti ki hicret etti Mekke'den Medine'ye. Ve bugün de bizlerde de hicret olan var. Memleketin terk eden var bizlerde. Onlardan sonra ne sıkıntı? Acaba Efendimiz'in sıkıntısı neydi? Ki döndü geriye baktı dedi ya Mekke. Ama vallahi dedi sen iyi bilirsen senden bir güzel bir bölge yoktu nefsime. Ama vallahi senu ehlatu mâne çıkartmasaydı çıkmazdım. Aynı zamanda hicret eden diniçi, vataniçi, namusiçi, milletiçi gerek mi bu niyet olsun özüçe gidende sırahatlığı düşünmesin. Gidende düşünsün milletçi, vatançı, dinçi işlemeğini. Fe Efendimizin de bir risale var idi böyle hicrede ki bize alıştırdı özün bu tevafuk olundu. Bu hicret aydı Muharrem ayında değildi. Ama suallarda var ise Muharrem ayı ne ihtiyar olundu o sizin uyanınıza kaldı tamam, inşallah. Tamam güzel. Hicre bahsetmeden önce bakalım Muharrem ne için Muharrem tesmiye olundu? Ve her acaba Muharrem'in faziletinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neler buyurdu? Oruç var ise ya da dua var ise başka mahsus bir ibadet, bir özel bir ibadet var ise at olasa seyirler misin? Bale. Allah subhanahu ve teala'nın rahmeti bütün aleme ve hasaten Müslümanlara teker teker yolda bir mahatta edip de hatta ekme türbeye ulaşınca. Her bir mahattalarda bunlarda ki ennehu istiri ümmete Müslümana bir hayır görsetmek. Bak bir günün içinde beş vakit bize mahatta veripti. Hatta kazanasan içinde ecru sevap. Beş vakitten ayrı haftada bize bir cuma veripti. İllerin içinde bize Leylet-i Kadir verip, Ramazan verip. Ondan sonra Arafat verip. Bu hepsi bakandak, hepsinin içinde ibadetler var, kurba var. Allah subhanahu wa ta'ala içinde hepsine de böyle bakandak. Acaba Allah subhanahu wa ta'ala özü de ganidi mahlukundan. Bu mahatlarları bırakanda helbet gerek mi fikrimiz olsun, aklımız olsun. Acaba Allah subhanahu wa ta'ala bizimse ahirette ne yaradıp ki bunları bırakıp bizimse hata o işe nail olalım. Fabu Muharrem ayda Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'da cümleten zikreden de özen dir inne iddetallahi inne iddeteşşuhuri indallahi 12 şahran 12 ayda. Fabu 12 ayın içinde minha arba'atun hurum. 4 ay hurum ayıydı. Hurum sayılı. Zilhicce, Zilhicce, Muharrem bu birbirinden sasicadı. Efendimiz tibiyen edilir ve Recep mudar. Ellezi beyne cümada ve şaban. Çünkü orada Recep şeyler vakti ki Recep var idi. Efendimiz tehdit etti Recep'il cahiliye. O da onu kazdı etmiyoruz. O Recep ayını kazdı ederek ki mudar yanında cümada ile şaban arasına düşer. Sorduğu neden Muharrem değilindi? Muharrem bir muazzam lafzı manası geldi. Aynı zamanda da Muharrem teaddi o aylarda 12 ayda teaddi hemen hemen haramdı. Ama bu ayda Muharrem ayında akitti. Bihayz dedik yani kardeş kardeşinin katilini görse, babasının katilini görse bu ay muazzam aydı. Allah subhanahu ve teala yerek ma onu için dediler. O yüzden Muharrem ay Muharrem fihi el-qital. Yani bu aylar hürmeti için yer açım.
Qitaldan dursun. Qitaldan dursun. Ve aynı zamanda da bizim Arapça lügasında el-ta'rif bir şeye gelende ona bir temeyyüzlük verir. Bak bütün aylar 13 aydı bizde. Yani Zilkıda'da, Cuma'da, Ula, Cuma'da, Şaban, Ramazan hiçbirisine el-ta'rif girmez. İlla Muharram ayına. Hatta kime? Arapça yazıda bir ta'zimlik var özünde el-iflam sade el-Muharram ayına girer. Kâne o hatta kavaid lügal arabiye kabul etmir illa bu ayı ta'zim etsin. Güzel. Hocam ağzına sağlık. Allah razı olsun. Haydi gelelim bakalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne için hicreti seçtiler? Ya sebep neydi? Her acaba zulüm altındaydılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açıkla sonra bizim için de neçikere hicri ettiler. Birinci hicreler her aydı ve ikinci hicreler her aydı. Yani her acaba ve her zaman insan hicret edebilir ve illa mahsus bir yer vardı. İlla mesela zulüm altında olsun, taaddi altında olsun. Bunu açıklasa bizim için. Efendimiz dediğimiz ta ki Allah'ın subhanehu ve teala müeyyed bir abdi de asmandan. Vahiy gel özüne, muallime Cibril yol gösterir özüne. Ama aynı zamanda da bize bu inaye var özüne asmandan. Aynı zamanda bize vazgeçmeyesiz esbab almaktan, Allah'a tevekkül etmekten, tedbir etmekten, tahtit etmekten, Allah'a subhanehu ve teala tevekkül özü görsetmekten. Ve bu işlere bakandık dedik. Efendimiz aleyhissalatü vesselam gördü kardeşti bir ailede İslam olup. O bir kardeş İslam olmayıp. Ve burada kakardı ayrı bir ailenin kardeşi. Bunun kardeşini öldürseydi. Bu kardeş kakardı kardeşinin hakkını alırdı o bir aileden. Yok İslam hatırıcı. Kakardı kan hatırıcı. Ve ortada kazıya İslam'ın kazıyası iterdi. Ve Efendimiz akıllıgiden gördü. Bunlar birbirlerini öldürseler. İşeke döner asabiyel kabeliye birbirlerini öldürler. Yok fi sebil i'la kelimetullahi subhanahu teala. Fe en büyük, büyük bir güzel bir necahat gördü. Kalktı. Bu da aynı mucizesindendi. Neden mesela bu bir memleketleri ihtiyar etmedi? Dedi gidin Habeşe'ye. Habeşe'de bir... Hocam neyse Habeşe'ni ihtiyar etti? Etiyopiye mesela. Tamam. Habeşe'ni ihtiyar... Ve neyse illahi Melik Necaşi'nin yanına gönderdi özlerini. Tamam. Dedik biz Allah subhanahu teala Efendimiz aleyhisselam vahiy olanda kalbine de bir şey atılanda, kalbine de atılanda aynı zamanda da o vahiyu ilhamdı. Yani Seyyidina Cibril demedi özne yolu bular Habeşe. Ama Efendimiz içtihad etti dedi gidin Habeşe'ye. Onun evvel tarihi yaşadılar Habeşe'de. Habeşe'nin milleti, yani Habeşe'nin dini, Kureyş orada ticaret ederdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Haber gelirdi, ehl kitaptılar. Kitabları var, halal haramlarını bilirler, hukuk, konşuluk hakkı var özlerinde, ticaretlığınlarında halal haramlarını bilirler. Bu akbarlar hepsi Said idi, gelmişti buradaki, sevaen Müslümanlarca Efendimiz'i, av müşriklerce, onun için yeme müşriklerin ki Efendimiz isterler hicretlerini iptal etsiler, o ilakaları isterler, istiklal etsiler ve kebuları döndürler bir de Mekke'ye. Ve onun için Efendimiz baktı bu memlekette ehl kitap var. Ve ehl kitap da yakındı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vahiy olunduğu özüne içinde kaşalar var, kas Hristiyanlardır. Ve bunlar aynı zamanda da hukuk nece diyor işlemek var, hukuk insan var, hürriyetil ediyen orada var. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vahiy ilham geldi köşküne bunlara dedi gidin ora. Vahiy ilham nedir? Buna deyince bazı var sorar. Allah Subhanahu Teala Kur'an'da diyende ve evha rabbuke ilen nehli. O Cibril için vahiy yollamadı dedi ağrıya git evu bele yap. Bağlı bela. Yok ve innama bu ilham ettir. İlham ettir. Buna diyorlar vahil fitra. Hazreti Musa'nın nenesinin kalbine atı. Cibril demedi bela yala sandık abra kozun. Kalbine atı. Bu vahiy ilhamdı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu vahiy ilham geldi öz içi. Bunlara yol gösterdi. Cidin orada bir melik var. Adildi. Ehl kitaptı. Halal harami bile. Peygamberlerin kadri var yanında. Fıbılar bir güc yaptı. Fıbılar da gittiler orada yaşamaya. İkinci sefer ki ve bilfiil de Müslümanlar gitmeleriyle orada Necaşi karşıladı üzerine. Tamam. Yani bildiler adildi. Hatta ondan sonra kafirler geldiler, isterler Müslümanlar isterler vermedi üzerine. Vermedi üzerine. Bu delalet idi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in. Çünkü bu, neden delalet? Yani sonunda özlerinin bazı işler, baktı bunlar bazı işler bilirler. Özlerinin akıllarının büyüktü. Peygamberlerin adı, Hüsnül Civar, ikram-ı mesela zayıf, ihtiram-ı kebir. Bu mevzuları görende dedi bunları kim alıştırdı size? Dedi bize peygamber alıştırdı. Dedi kimdir bu peygamberdi? Dedi o ki İsa'nı yolladı, Zekeriya'nı yolladı dedi. Dur dur bu adları kim dedi size? Ve bak Efendimiz aleyhissalatü vesselam burada da bunları bir nöbet bir tesqif etti. Hatta hicret edendiler bir yere o yerin diliyle konuşabilseler.
Bizinde istirik dağı mesela bir mesela Almanya olsun, Amerika olsun, Türkiye olsun, Mısır olsun. Fakat hasan bazı bir hafta vali diyesen mesela bunlar suya ne diyorlar? Lokanta ütele ne diyorlar? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunlar bilmeden bunlara bir nöbet bazı işler alıştırdı. Cehli öglerine, hatıralarına gelince hatta bunlar istifade etsin özel. Bu birinci hicraydı. İkinci hicra... İkinci hicra Müslümanlar Mekke'den hicret ettiler Medine'ye. İkinci hicra aynen Etiyopya'ydı, aynen Habeşe'ydi. Bunlar bir haber getti. Dedi peygamberden müşrikler, ulaştılar bir ittifaka. Bunlar bazı kere ibadet ederler öz Allah'larına müşrikler. Müslümanlar da aynı zamanda. Ama bu galat idi, şeytanın vesvesesine indi. Gelendeler baktılar mevzu böyle değil. Aynı zamanda ondan evvel 10 üstüneler bu sefer bir kere 8'den onlar aynı döndüler hara. Efendimiz dedi ki gidin dönmeğiniz daha eslemdi. Bu mevzu yoktu. İttifak ulaşmamışık. Yarı gün müşriklerçe ibadet, yarı gün bizimçe İslam ya kamil tatbik olu ya birdenbire kafir sayılı tatbik etmeyen. Bir de döndüler. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam özü durmadı Risalesinden. Kalktı özünü arz edirdi kabaillere, hac vakti. Medine halkına özünü arz etti. O vakit ki Avuz Hazret birbirleriyle bir dövüşteydiler. Ama hac vakti gelirdiler haca. Efendimiz özünü bunlara arz etti. Ondan evvel Taif'te aynen gitti özünü arz etti. Ve ki emir geldiğinden beraber Efendimiz yukuda geldi özü için. Baktı Allah Subhanahu ve Teala bir yer gösterdi özüne. Suluktu, yeşilliktu, hurma ağacı. Fe oydu her kişiye dedi hicret elavun Mekke'den Medine'ye. Gittiler Mekke'den Medine'ye. Hazreti Ebu Bekir de istedi hicret etin. Dedi ya Ebu Bekir sen kal. Belki Allah Subhanahu Teala sahibi bir arkadaş yapar. Thaniye thneyni izhuma fil gar. İz yekulu li sahibi la tahzen innallaha ma'ana. Fe Ebu Bekir kızıldır ama kaldı. Efendimiz mualliminin sözün tatbik edir. Müslümanlar teker teker gizli gizli kalktılar. Bunlar ne yapmaya? Sefer etmeye, hicret etmeye. Ki bu o hicrette konuşuruz. Bu hicret özüdür. Bu gittiler Mekke'den Medine'ye. Haydi hocam. Ne için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk önce sahabaları, Müslümanları gönderdi teker teker? Ali ibn Ebi Talib kaldı mesela, özüden Ebu Bekir kaldılar, sonradan çıktılar. Yani bunda ders neydi? Tamam. Efendimiz bunlara diyende gizli gizli giydin. Bunlar hepsi başladılar hicret etmeye. Malı, evladı bıraktılar, gittiler. Burada Allah subhanahu teala aynı zamanda bunları iptila, imtihan etti. Baksın her şeyi Allah terk ederler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Allah hüccesini kahanda Kureyş üzerine diyende ve ma sahibukum bi mecnun. Bak demir ve ma Muhammed bi mecnun. Sahibukum. Sağırda özlerine sohbetten yani bir arkadaşı uzaydı. Celende adını demezdi uz. Diyerdi uz ca'el emin. Zehebel emin. Ha huve ati sadiqel emin. Bu yani uzda nişanıydı. Acaba ne geldi indi diyende bir hakikati Allah'tan men Allah yollayıp beni indi deyik sözüne delil olubdu. Kimse inanmır. Kimse inanmır. Ve bir kere bunların neye gelirik? Efendimiz'e iman getirmirler ama amanatları, baha bahalı amanatları, değerli amanatları kimin yanında saklayırlar? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Emniyet etmirler öz kardeşlerini, öz dinlerinde olduğuna ya Efendimiz'in yanındaydı bunların amanatları. Arap'ta da bir tane ya özü gereken amanatı versin, av bir tane aşiretinden ayrı bir kimse verse onlar inkar edebilirler. Bunların amanatların da nece şey olunsan, aynı zamanda da Cibril geldi ki müşrikler oturdular, hutta kururlar. Nece berlemeni su var oturu, nece bir milletin başına yatağın, nece bu milleti mesela böyle sıkıntıya bırakıyor kızların. Fakahallar aynı bir berlemen bırakıldı, Ebu Cehil olsun, Ebu Leheb olsun ve aynı zamanda da İblis, la'natullahi aleyhi, özünü bir beşer donuna giritti, dinleri. Odur böyle edek, odur nefiyede gözlerin daha dönmezler. Ebu Cehil deyindi, dedi yok her bir memleke milletten bir genç alağın öldürek özün bir adam öldür, bir nefer öldürme hatta kanı içsin bütün kabaillerin içinde kimsenin daha yakasın tutmasılar. Bunu Cibril geldi Efendimiz'e dedi, dedi ya Muhammed bugün yatağı oda yatmayasın, bugün hicret günüydü, bunların bir böyle işleri var, bir böyle makırları var sana. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu da mucizesindendi. Ve cealna min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden fe ağşeynahum fehum la yubsirun. Turpağı kaptı böyle üzlerine saptı çıktı gözlerinin önünde görülmediler. Gitti Hazreti Ebu Bekir'in evine. İmam Ali radıyallahu anhu ve karramallahu vecihu ve evvel fidai fil İslam yatırtı yerinde özen
Neden yatırtı yeri de olsun? Çünkü bu amanatları geri Hazreti Ali o peygamber döndürsün. Burada Hazreti İbni Ali ve Ebi Talib'in radıyallahu anh ve kerramallahu vecehu bunun da devri çok idi maşallah. Burada. Devri tasavvur ile bir genze değilsen ge yerime öleceksen. Tereddütsüz Hazreti Ali bilmirdi Efendimiz çıkar görmezler özen. Bunlar girerler kimdir başını açalar rahabele yatak içinde öldürmezler özen. Fehemen bir koymuştu özen yani ölüme. Ne şey diyorlar böyle sual soranlar diyor men huve evvel fidai fil İslamiye birinci fidai kim ise Hazreti Ali'ydi düşünmedi hayatı ama bilseydi ölmez fidai sayılmazdı ama bildi yakinen ölecekti Efendimiz oradan çıktı gitti sahibinin evine Ebu Bekir'in Ebu Bekir'e dedi yallah ya Ebu Bekir emir geldi sohbe Ebu Bekir başladı yıklamağa Hazreti Ayşe rivayet edir dedi inanmırdım bir de ne keflenmeğinden yıklar illa babamı görenden baktım yıkladı terk etti kızlarını kimse yoktu. Efendimiz'den yola düştü hicrete. Hicretin içinde de bazı durus ve ibar var. Yolda gitmekleri. Hazreti Sauz bunda böyle bir aç oğlu yağın. Burada sonunda bir tamam. Aç oğları Allah'ın izniyle. İnşallah Teala. Haydi hocam. Şimdi aynen bu zamanımızda da hicr her acaba oğlu insan hicret etsin. Memlekete memlekete. Eğer memleketinde zulüm var ise, taaddi var ise. Memleketin zulmü var ise, özüden hall olmursa, teker yalgız özüyle hall olmursa, hicret eder. Ama hicret eder, gitmez pambuk döşekte yatsın, güzel bahalı lokantada yatsın, güzel kat pek temiz asbabları girsin, yaşasın, sorandalar özüne burada ne yapsın, desin ben zulm altındaydım. Zulm altında olan, yere Efendimiz teki olsun, gidende de Medine'ye fikrinde ne var idi? Mekke'ye dönmeği var bir gün. Ama ne yedirdi? Adam beslirdi, fikir beslirdi, kuvvet bastırdı, adet ve üdde tehiye edirdi. Bu zamanda da bir tekin numudur diyerek idim, ben yalgızım giydim, bunu ben yalgıza ne de bilmem. Allah subhanahu teala bizden netice istemez. Allah subhanahu teala bizden iş ister. Giden de o niyeti buydu. Bu mevzuhta işledi ha. Ölse o Rabbel Alemin o niyetten seni hesap eder. Diyersen gitmedi, zulümden kaçtı, gidesen orada refahiyeti yaşasın. Yoksan zulümden kaçtı, gitti orada bir netice, millete, dinuva, vatanuva bir iş görse desen. Ama sanunen tahsil hasıl olmadı, ama sanu niyatu neydi? Niyatu buydu. Bu niyete göre innemel a'malu bin niyat. Ama ben şimdi burada bir sıkıntı çektiğimle beraber, valla Musalla'da böyle oldu, Şorza'da böyle oldu, İmam Kasım'da böyle oldu. Bağdat yolunda böyle oldu. Hemen rahsen getirdim, param var, imkaniyatım var. Zavazım aldım, vurdum, gittim. Buradaki fakir fukaralar, zafa çekerler, bir marhaleye, bir işe ulaştırırlar. 20 yıl, 30 yıl sonra bir avadanlık oğlu. Ondan sonra gelirler, her birisi güzel, pek temiz bir iskambiller alırlar. Burada zafa çekerler, ne yaptılar? Onun için bugünden böyle aynamamışlar ama gerek böyle aynı yağın. Hicret etti o da beraber. Yer orada gidersen karınça ta ki durmayasan. Hiç hayatı da yerde bakıpsan hiç görürsen karınça durup. Hepsi hayvan durar istirahat eder. İlla karınça bakat sabahları. Hatta o bir lahza durar bakarsan çatışan da arkadaşıyla. Bir kere bazı dedi hatta çatışan da o lahzanı duranda arkadaşına dedi çabalama dur. Dur, durma çabala. Biz de gerekme bu mevzu bir günden böyle bir güzel fikirler endirelim bu gençlerimizi. Bu fikirde kalanlar hicret eden davus, Efendimizin medresesini göz uzun ögüne koyun. Hicreti rufahiyet görmeyin. Hicreti aman görmeyin. Hicreti tehiye görün. Hicreti iadet tanzim, iadet tertip görün. Hatta ki Allah subhanahu teala geldi orada vefat etti. Allah subhanahu teala sana ne hesap edecekti? Ya Rabbi alemin ben hicret ettim, sıkıntıdaydım. Geldi burada ne etti? Valla burada bir beş param var idi. Damım orada icare vermiştim. İyi icer gelirdim hem burada yarısını verirdim yarısıyla yaşırdım. Ondan sonra nişimim bu dünyayı getirmiştim yaşamaktı. Niş edebilmezdim öz sevgilim güzel yaşasın Mekke'de. Niş edebilmezdim Hazreti İsa güzel yaşasın hem Mesih ki he dolanırdı. Hazreti Süleyman'a malı verdim. Ya rufahiyetten yaşadı. Hadi ya Rabbi alemin mani tesgir ile şükredin bu şey. Fabizim de diyendik burada acaba hicretin hicret gerekme niyetimiz bu olsun. Burada zulüm altında kaldı. Bir iş edebilmedi. Bir iş alunen gelmedi. Göz açabilmesen gerekme hicreti niyeti bu neden olsun. Şimdi bakarız bazı yani insanlarımız burada senunen memnun burada oturabilmirler. Bakarsan gelir yazda oturur. Ama yazda oturur güzel fikir getirir. Güzel tertibat getirir. Bunlar Allah subhanahu teala terazileri ağırdı.
Ama gerisine bakanda ciddi orada mesela ne yaptı? Böyle iki şuka sahab oldum. İki lokunta açtım. Uşaklarım güzel bir dirasat öyle bitirdiler. Sonra bir avuç torpağa gireceğiz. Allah subhanahu teala bizden soracaktı. Der siz her il hicretçi bir münasebe yapardınız. Hicrette konuşurdular sizi için. Bu hicretten ne alıştı? Sen dedi bu sual çok bir değerli bir sualdı bizim bu zorufumuz için. Acaba bir de ne? Sadece bir parmağı incittiğiyle beraber israf getirsinler özü için. Bir parmak getirdiğiyle beraber gelin bir bezi umumi var. Mesela ameliyat kubreyle ama için. Bir kez sıkıntı çekerek. Bir kez ahıntı çekerek. Bir kez sancı çekerek. Çünkü bizden o bir milletlerde sancı çektiler millet oldular. Bizimkiler de bizden vakitler sancı çektiler. Ama o sancının da gayrı gerek mi biz imtidadın verağın özlerine. Ve bu sualı çok güzel idi. Allah subhanahu teala kalbu ve atı değildik vahiy ilham. Beşerde de var. Ve bu nasihatimiz bu yerden o kimseler yeşidirik. Pasaport, cavazhana, sefer siyaha, ofisleri, kalabalıktı. Hara geçsiz. Ve bu memleket kimdi? Bu memleketin sahibi kimdi? Bu ne olacaktı? Habbe tevelli yevme zahif nedi? Seb'in minel mubikat. Ki Rabbil Alemin hiç bunlardan bu günahtan geçmez. Tevelli yevme zahif. Ve bu tevelli yevme zahif sayılı bizim için. Eğer bu münasebede, bu işte, bu zorufta memleketi yerine koysak. Çok güzel. Az ve sağlık hocam. Bale, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşık buyurduğu taçın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicrete Müslümanlar getmeğiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaid idi. Kaid olduğu zaman bildiği üstelik kaid yer açım, özü yer açım, öz nefsini kimsenin üzerine fez bilmesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk önce sahabaları gönderdi, Müslüman insanlar hapsını gönderdi. Özü hala kalıp da orada zulüm altındaydı hala. Ne için? Hatta kim demezler, bak özü kaiddi, özü birinci getti, özünü hılas etti, özü ve özüne yakın olanları hılas etti ve başka cemaat hala kalıpları zulm altında. Yok, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabaları hapsını gönderdi ve ahiren özüyle ve Ebu Bakır radıyallahu anhu çıktı. Haydi Celal'ın hocam o bir sorumuza. Bakalım hicret ile ne dedi? Yani Müslümanlar nece karşılaşır bir ile? Bakalım yani ammeten biz Allah aramızda yani görürük. O kadar ihtimam yoktu hicri iline. Yani baksan bir deneden sormak ondan neçenci ildayık? Geri valla bilmem. Ama bak sav miladi ile ili ezberleyip, ayı ezberleyip de günü de bildi. Ayları da hepsini bildi. Ama hicri ilinde demek ondan demezsene vallahi mesela 1400-1439'dayık. Muharrem ayının biri de yani ile bilmiri. Yok ayı ve de günü. Yani her acaba sebep nedir? Açık olan sorun için. Sebep türlü türlü yollardandı. Birincisi hatırlarsa yani sen ona yani hatırlamasan akid dedelerimiz yadlar bizler yadlarık. Mektepte 4 ibtidai, 3 ibtidai helakme başlarlar bize senel miladiye nedi? Senel hicriye nedi? Biz ezberletirdiler adlarını. Adlarından sonra bilirdik naksı 30 gündü, naksı 29 gündü, naksı 31 gündü. Ellerimizi böyle ederdik, sayardık. Derdi naksı 3K'ye düştü 31'di, naksı 6K'a düştü 30'du. İlle Şubat'a ulaşanda Şubat ayı ya 28'di ya 29'du. Ve bu imtihan olunur üzerine. Fe aynen babaka ta ki uşağı bilmir nedir ama ra'sen diri. Zilkaide, Zilhicce, Muharrem, Şaban, Recep, Ramazan bunları hepsini sayardı. Ve aynı zamanda eski vakit dairelerde kitaplarda yazılırdı. Miladi ayıdan hicri ayı. Miydi o kalmadı. Bizimkiler indi hicri yazılı ama terk olunuptu. Nece yani yazısın yazılmasın. Fe yazılı yeri terk olunlu ama ihmal olunuptu. Fe biz bu mevzuğu da aynen başlasak bir güzel bir destek olsak bu minberden. Bu şeyi de ihya etsek, aynı zamanda millet, gençler turaslarına dönerler. Sen demişliğinde, ayda sorsak özlerinden bu hicri ayı, yani neydi hicri ayı? Habeşe'ye gidendeler, Efendimizle neden olanda, yoksa bi'thasındaydı. Onun için bu merak ettiler hatta sahabeler. Dediler, bizim için gerek mi özümüz için de biz bir miladi, bir hicri bir il korağın, o ilden biz güvenağın. Neden biz ayrı bir tarihlerden güvenağın? Bizim özümüzde de bir güzel bir tarih oldu. Ve sahabeler kalkırlar bazı dedi Efendimizin miladından. Hesap edeğen hicri
yılları sayağın. Bazı sahabe dedi yok. Koy Efendimizin bi'thasından ne zamanı peygamber vahyanda özdü. Bir kısmı da kalktılar dediler yok. Efendimiz Aleyhisselam ha zaman hicret etti Mekke'den Medine'ye. Çünkü zaten o vakit İslam rahatlığını aldı. İslamçı bir heybet oldu. İslamçı bir devlet hesabı olundu. Fa Allah Subhanahu Teala kalplerine atırdı. Vefat günü de olmadı dediler. Hüzün bir gündü. O gün hakkına biz ile alağın. Ve aynı zamanda da muhtelifti doğum günüden vefat günü. Ama hicret gününde ihtilaf yoktu. Fa ihtiyar ettiler dediler. Efendimiz ha zaman Mekke'den Medine'ye hicret etti. O vakıdı Allah'ın sene hicri ilgi olsun, ilin birinci gün olsun. Ve biz de bu dediği bu yerlerden, bu minberden de yesek evlerde, mekteplerde bunları aynen döndersek de bazı dese de menheçte bu yoktu. Bazı indi öğretmen diğer bu menheçte yoktu. Ne vardı? Çok şey var menheçte yoktu. Ögüredir gözlerini. Tamam yoksa yok. Yemez fırsat oğlu bir ayrı bir şeyler oğlu. Ve bu mevzular da olsa belki ümmetimize Allah Subhanahu Teala bir rahim eder. Sahip çıkmağımız Efendimizin hicret gününe, hicret hadisesine. Ne güzel konuştu. Bakasın indi evde en birinci tok olan evlat. En ahire kalan ad yemek pay etmese nene babadı. Efendimiz Aleyhisselam bu ümmetin hepsinin babasıdır. Cihada gidendeler nece hicreye dedi. Hatta cihada gidendeler Efendimiz hepsinin öge düşerdi. Bir sıkıntı, bir zafer, düşmandan bir hıyanat geldiyse ögdü oğlum. Dönendeler cihattan. Efendimiz Aleyhisselam ne derdi? En geride kalardı. Şimdi kimse kaldı. Kim hastaydı, kim yeriye bilmedi, kimin davarı yoktu. Hicrede de aynen bunu yaptı. Emin oldu. Mekke'de kimse kalmadı. Bes özüden kaldı. Seyyidina Ebu Bekir, Seyyidina Ali. Ondan sonra Subhanahu Teala kalktı, hicret etti. Dönende de Mekke'de aynen Subhanahu Teala aynen ahire döndü. Ne yok yolda da bir Mekke emin oldu, bir zafer oldu, bir şey oldu. Ve biz de aynı zamanda Efendimizin her ardımında, her hutvasında bizim için bir ders var, bir ibar var. En büyük Allah Subhanahu Teala peygambere ki vahyedende dedi ahtesibu alallah en yukeffire sene leti kable. Yani bugünün aşure günü gelecekti, 10. gün. İçinde de Rabbil Alemin bir mahsus bir ibadet koydu. O da oruçluk ibadetidir. Onun için İbn-i Abbas radıyallahu anh'ı nedir? Dedi görmezdik peygamberi aleyhissalatü vesselam. O günden fazla oruçluk aktarır bu gün tek. O gün Ramazan'dı, bugün tek aşuraydı. Efendimiz böyle aktarardı bu günü. Onun için gelende hicret edende oruçluğun tuttu. Sonradan baktı, bu bir ürf, adet takalitti Yahud'da da. Baktı ne dedi? Dedi biz muhalefe ederek Yahud'u. Ne lağın? Sumu kableha ev ba'deha yevm. Ya özünden bir gün evvel yoksa özünden bir gün sonra aynen oruç olalım. Tamam güzel hocam bunu adı soramayan evvel. Bakalım ha zaman bu hicri tarihi kuruldu. Bildik mesela o günden tehdit ettiler özün ki böyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanlar hicret ettiler Mekke'den Medine'ye. Tamam. Ha zaman tarih kuruldu. Kim idi? Naksı halife vaktindeydi. Tabi Seyyidina Umar bin Khattab radıyallahu anh'u. Bu işi özü eşeledi. Yani özünün fikriydi. Özünün fikriydi. Ve bakardı yani kitaplar geldi, teamül oldu, borcu yazılı birbirlerinin üzerine. Ha miladi, kavle, milad seyyidden. Çünkü o vakit tabi sen ticarlar Şam'a gelirler, giderler, Şam'dan giderler. Ve bunlar ehl kitabiler ha onunla çalışırlar. Ve aynı Subhanahu Teala Rabbil Alemin kalplerine, Müslümanlarına, sahabelerine attı. Dedi siz ne için öz bir hadise, özden güven misiniz? Bak Allah Subhanahu ve Teala bizlere hatta ibadet, bak ibadet, ne de manası ibadet? Takarru min Allah. Allah'a yakın olmak. Allah'a yakın olmakta diri Allah kanşarında duran, Allah'ın kelamını tehrif eden onları muhalefe eylavun. İbadete. Ama yazık bizim indi ceddelere de asbablara bakandak, girişlere bakandak, taraşlara bakandak. Hepsi biz ibadettedir halifül yahud ibadette. Fekeyfe asbabta girişte. Fabu iş Hazret Ebu Bekir Ömer'in Allah Subhanahu ve Teala kalbine atıldı. O ilden kalktı döndüler dediler ne zamandı? Hesap ettiler. Daha muameletleri, kitapları, yazmakları, tetkik etmekleri hepsi o günden sayıldı. Efendimizin hicret yönünü. Tamam çok sağ olasın. Hocam haydi bakalım bu günlerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir özel bir gün var orucu olsun insan bir özel ibadet var
İndi dedi Aşura vardı. Onu tamam. bir açıqlasa bizim üçün ölümələrin sözlərində. Peyğəmbər Əleyhissalatu vesselam dönəndə Mədinəyə baxdı. Yahud bir gün oruc olurlar. Dedi bu nədir oruc olursunuz? Dedi bu gündür ki Allah Subhanahu Taala Musa'nı xilas etdi, xilas etdi Firavundan. Dedi biz daha haqlıyıq. Hazret Musa'ya sizden emretti sahabe oruç olsalar ve dedi ey inşallah geldi gelen ile kalsam da la asumuna tasi' neden hatta kim muhalefe olsun hatta ibadamız ibadelerine benzemesin bu da bir risale bu da bir risale hatta ibadetlerinde muhalefe dergiz yok girişlerinde fakir kere giriş toylarımız, ixtilatlarımız, kamerelerimiz, asbab elbiselerimiz, bazı kardeşlerimizin, hatunlarımızın asbab girişleri. Yakinim var bunu yeşilindeler. Bizim milletimiz İslam'dılar, yakındılar fitreye. Ama bir bela açıklamak olmuyor dinlesiler. İbadede biz ne yolunu bizim için benzemiyor gözlerine. Haydi biz girişlerine girelim. Ekid indi bugünden Müslümanlar kalplerinde kibir iman derre var. Bugünden bela diğer vallahi onlar beleyse ne yapıblar gerekme biz onu yapmayalım. Fa aynı zamanda mahsus günü de peygamber bu günü hocam affedersen haçatı da kesirem. Aydın bazı vardı billi öz galattı ya da Yahudiların tıklitiyedir, onların girişleri ya da onların tasarrufatlardı. Billi galattı. Bas ama onun üzerine de gene tasarrufatların tercihidir yani. Tamam. Öz asbabları tercihidir, öz taraşları taş taraşı olur. Billi de galattı. Bas ama ben niyedim. Tamam. Onlara ama o niyedim, niyedim yemez biz İslam şer'i yanında. Çünkü Allah Subhanahu taala Kur'an'da diyende ahsiben nasu en yutraku en yekulu amanna ve hum la yuftanun. Ve biz fitne asbabta geldi bizimçe. Fitne uşrette geldi, fitne hoşta geldi, fitne bu kimseleri taklit etmekte geldi. Biz demir hemen bunları biz ege biz bölgesi bunları hemen nehy etsek. Yani bu cihazlardı, bu işlerdi ki istifade olun özlerinden. Biz bunları hepsini atırıq bir yana. Ama o işler ki bizi dinimizden irak edir. Yani biz indi saati koyduğun saati bizim için çok faydası var. Çok faydası var. Aynı bu saati bak İslam koyar halal edesen, haram edesen, mübah edesen. Bu İslam'ı kurdu, bu saati kurdu, seni sabah namazına oyatsın. Ve bu saat saati farz oldu. Tamam. Aynı saati kurdu, seni gece namazına oyatsın. Farz değil ki. Ne oldu burada? Sünnet oldu, mübah oldu. Aynı saati bıraktı, yarı gece kalksan bir kırkızlık edersen bir tane katil etsen. Aynen bu saat ne oldu? Haram, haram oldu. Ve aynen bu aladı kullanmağı kaldı sana o bizim. Biz de diyendik mesela bunları. Bazı indi var diyar ya böyleyse koy bunu terk edelim mi? Yok biz dedik bu mevzular var ama kullanmağını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam istifade ederdi Yahudun kıbrasından, Hristiyanların kıbrasından. Aynı Hazreti Ömer ayrısı bu mevzularda ama biz diyendik dinimizden esüg etmesin. Akidemizden esüg etmesin. Koyursa dinimiz üzerine fazla ve ni'me. Ama gelirse bu dediğimiz ki dinimizden alırsa, akaidimize tesir edirse o zaman hemen iptile babındadır. Ve genç demez ben niyedim. Yo sen o dinin var güvene sen özüne. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizim her şeyi tibiyen edip. Bizim bir güzel düsturumuz var Kur'an'dı. Ve neden bu günlere kalmışık? Bir cihazı var evde tamam işlemir. El vurdu sakat oldu. Apardı o xibir xibrali adam yanına dedin iş oynadı. Fe bakarsan sana sıkıntı hak et diyeler neydi öz ıhtisasındadır. Biz aynı zamanda ve lillahi meselü le'la Allah subhanahu ta'ala bizi halk eden de icat eden de bizim için bir düstur bıraktı. O düsturda bir galet çabaladı onunla beraber Arabeke der la yelumunne illa nefsehu. Onun için bu mahattalar ki geldi Muharrem olsun içinde Aşura'nın horuzu olsun hepsi tezkiyetin nüfus dedi. Hepsi hatta irtika edeğen Allah'ın subhanahu ta'ala rahmetine nail olağın. Ve onun için Efendimiz gelende dönende baktı orasılar. Dedi biz sizden daha hakkı. Gelen ile kasamen de kuzu da olun hatta muhalefe olunsun. Onun için Müslümanlar her yıl böyle güzel beklerler. Muharrem ayı geldiği de beraber. Hatta Muharrem ayı bazı yanlarında der Aşura ayı. Ki böyle güzelden böyle kanşarlar istiyorlar o günü. Horuz olsalar. E nece horuz olmazlar. Efendimiz Aleyhisselam dedi. Ehtesibu. Bak Rabbil Alemin de hatta Efendimizin kalbine atmadı. Dedi ercu minallah. Atlubu minallah dedi. Ehtesibu. Yani umudun beladı Allah'tan. Bugünü horuz olan ne olur? Bir il günahı siline zahdı. Ehtesibu ayrı bir manası var. Demedi ercu. Demi atlubu minallah dedi. Ehtesibu. Yani benim hesabatımda ve Allah subhanahu teala Efendimizin hesabatında inşallah hiç galet etmez. İnşallah. 12 9'dan 10 sünnedi.
sadəcə onu da tuta bildik. Hazreti Savaz bunda İbnül Qayyim Zədil Məaddə oruzluq mövzuunda sələşidir. Aşuranın 4 növ oruzluğu var. İmmə tək özünü oruz olasan, sadəcə aşuranı, yoxsa bir gün özünün əvvəl, yəni 9-dan 10, bu ikinci hələdir, əv 10-dan 11, özüydən bir gün sonra, əv hər üçündə cəm edəsən, 9, 10, 11. Və bəzi də ulamələr tərcih edirdir, bu üç günü tutanda, aynı o üç günə də şəml edər ki, Əfəndimizin sünnətindən idi, üç gün aydan horuz olasan. Və əmmə bir gün sadə aşuranı da tutmaq, aynı sünnətdir, o əkiddir, o müxələfədir. 9-u olmayan, qoy deyəqin, sadə 10-u olla, bu 100-də 9-dan alı. Amma 9-u da olan özüydən 100-də 100 alır. Amma oha nəcihdir. İnşallah. Amma istir fazla səvab, müxalifəkədə fazla səvab. Allah cür yasın. Hocam, vaxtımızda qalmadı. Bir qısaca açıqlasa o bizim için bilirsə o bizim millətə. Bu hicrədə olaylar, nə önəmli olaylar nə idi? Qoy bir də dərslər nədir? Ən önəmli dərsləri bizim için açıqlasa. Ən böyük önəmli bir yerdə dini o tatbiq edə bilməsən, dini o səhəb çıxa bilməsən, ayrı bir bölgədə baxdı o dini və səhəb çıxa bilirsən və hicrət etmək üzər və fərz olunu, amma o dediğimiz davabıta görə. Yadı ondan çıxmaz mı yeni birinci məmləkatı dönmək? Yox, deyəqin, hicrət tərk etmək. Hicrət hələ bir intiqali bir hələdir. Dönmək fikirdə gərə qalsın. Və aynı zamanda da bizdə sabırlıq, sıxıntı çəkəsən, ittihad olursan, bir kəz, necə deyər, biz Türkman qonşudan zilə şapalaq yesən, Əfəndimiz Əleyhisselam naxsın görmədi, naxsından çəkmədi. Həbsi peyğəmbərlər zərər gördülər millətindən, kafirlərdən, amma özünə, peyğəmbərlər özünə və özünə təbii olanlar həbsinə əmr etdilər, sabir etdilər. Həbsi. İlə ən Allah Subhanahu Teala bu hicrənin də bir dərsi nədir? Sabırdır və aynı zamanda bu yol Allahın yoludur. Təmkin olmazsa üçə illə sabırdan və Allaha subhanətə alə iqtisamunə. Aynı zamanda da təvəkkülü gərəkmə Allaha olsun subhanətə alə. Quvatım var, ceyşim var, millətim var. Və Allah subhanətə alə. Yəm hadisələrdə İslamın halətinə baxanda az bir musulmanlar, az bir ədəd üldəydən, çox kimsənin onlarda təvəkkülü yox idi Allaha. Deməzdilər, nasır Allahdandı, deyərdər, nasır biləqimizdəndi, nasır bizim ədəd üldəmizdəndi. Yüzlərini güvənərdən. Bizim də burada aynı zamanda Əfəndimiz hicrət edəndə neçə ceş getdi özüydən, neçə gənc vardı özüydən, nə siləhlər qaldırmışlar özləriydən. Bir şey vardı bunlardan? Bir şey yox idi. Aynı zamanda da evdə, arxadaşlarda bir risale gönderəğin, bir dənə Amr bin Fəhirə oğla. Səhəçi xəbər güzəl, xəbər alı, səhəçi xoş xəbər. Siz üçün nələr olur, nələr yapılır. Bir məcmuanı aynən görsəsən, evdə qızudur, musulmanlar üçün nə olur, məktəblərdə necəsən bir dəiyə olursan, cəmiələrdə necə bir dərslər, əsmətə ki, zinnitaqeyn, necə qarnı var idi, haralar çıxırdı, gəlirdi, gedirdi. Evlədi o, Abdullah bin Əbu Bəkir, gedirdi, xəbər qoxulurdu, gecələr gəlirdi, bunlara deyirdi. Aynı zamanda bunlar da aynı kəənnəhu bir dərs var bu hicrədə də, yox bəs özü bu hicrə içində, bu yol içində gərəkmə, təhiyyə edəsən adam evlədindən olsun, qızından olsun, yoldaşından olsun və bu aynən bu dərslərdə var idi. Və aynı zamanda da bir bu mucizə ilahiyyə vardı bu hicrədə də və mucizə də Əfəndimiz Əleyhisselam xastı özünə, amma ümmətindən də kəsilməyibdi. Deyəndə Allah kəmmin fiyyətin qəlilətin qələbət fiyyətən kəsirə demir illə Muhammed məhəhum. Bəs imanuhum məhəhum, sıdqu məhəbbəti Muhammed məhəhum, aynən utturu özlərini. Və burada da aynən bu mucizətlərə Allahın Subhanehu ve Teala mucizətləri nəildir. Hər zamanda, hər yerdə, hər vaxtda gəlsin, amma biz əgər istihaq olsaq, o mucizə görürsün bizim üçün. Və aynən zamanda, el-hubbu fillah, bax, Əbu Bəkir, Əfəndimizdən hubbu fillah nəcəyicə oldu. Həzrət Əlidən, Peyğəmbərdən alanda hubbu fillah nəcəyicə oldu. O evlədini, canını düşünmədi, yola düşdü. Demədi, yolda nə olur bizim üçün, xızım getsə nə edər, bu yatarım yerdə mənə nə olur, öldürsələr məni, bu fikirlərinə gəlmədi. Aynə bizim üçün gərək mi aramızda bir məhəbbət, hub fillah olsun aramızda, masalihdən üskək daha bir şeylər olsun. Və aynə zamanda da oturaqın bizdən böyüklər, bizdən gün görərlər, bizə yol görsətsilər, taxtit etsilər. Əfəndimiz Əleyhisselam qaxardı, edə bilirdi. Həzrət Ömər gizli-gizli hicrət etdi, əşkərə hicrət etdi.
Ayda Hazret Ömer kuvatıda Efendimiz'den, Efendimiz gizliliğidir. Efendimiz müşerri'ti, ümmet buna bakır. Fe bize ders görseydir. Hazret Ömer ölse din ölmez. Hazret Efendimiz o vakit ölseydi din biterdi. Fe Hazret Ömer bir insandı, yalgızdı. Bu mevzuhta şey alınmaz. Efendimiz alını tahtit etti. Evvelen çıkmadılar Medine'ye taraf. Tahtit etti, esbabı aldı. Allah esbabı aldı, cünube taraf gitti. Ondan sonra neler getirdi? Yemek ne getirdi? 3 gün burada kaldık. Aynı zamanda da istiane etti bir müşrike. Yol görsetme Abdullah bin Ureykıt. Müşrik idi. Kendine bize dedi, maslaha %100 olduysa yok münafıklık edek, el ele koyağın, esrarımız diyek. Yok özünden hizmet alağın, özünden fikir alağın. Ama bizim dinimiz, akidemiz sabitti. Bu mevzuhta da aynen tahtit ettirdi bizim için. Tertibi ettirdi. Nece gelirsiniz, nece enersiz, harada kalırsınız. İmanımız hatta bu esbepten de sonra bilintirdi bize. Esbep alsağız da gerekmezsiz irtibatımız müsebbibül esbebe olsun. Çünkü Ebu Bekir gharda bu esbabalarından sonra müşrikler harada durdular. Hemen başlarında durdular gharın altında. Dedi bir tek gelse na'lini bağlasın bize görer. Efendimiz orada da alıştırdı. Ma zannuku bi ithnayni Allahu thalithuma. Allah subhanahu wa taala inna Allaha ma'ana. İmam Şa'ravi ne dedi? Dedi kimse Allah'ı görür bu dünyada. Ebu Bekir'den Efendimiz girdiler ma'iyye ma'allah fe görmediler özüm. Kendi o Allah'ın ma'iyyesine girdiler. Ve inşallah subhanahu wa taala bu yaptığımız bu programlar inşallah mizan hasenatımızda olur. Ve bu dediğimizde inşallah subhanahu taala sıdkı ihlastan Allah mizan hasenatımızda yazar olsun. Allah razı olsun. Çok sağ olasın. Az ve yürek sağlık hocam. Bəli aziz ve hürmetli seyircilerimiz, çok teşekkür ederiz hocamız efendiye, Şeyh Murad, Rüya Cəmiyyə İmam Xatibi ve Yusuf Sıdiq Mədrəsəsinin müdiri. Allah razı olsun özündən. Çok güzel açıqladı bizim için. Ve siz seyircilerimiz, hafızıza teşekkür ederiz. Ve programımıza katılısı olan herkese teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.